Suyun getirdiği bereket daha 10 yıl, 15 yıl öncesine kadar İskenderiye ile Kahire arasında çöller bulunurken günümüzde Nil sularıyla sulanan bu topraklarda üretilen organik ürünler Mısır halkına sunuluyor. Birçoğu da ihraç ediliyormuş. Rusya ve Avrupa ülkelerine bu Nil'den gelen bereket ihraç ediliyor. Mısır hurmasıyla da ünlü. Hurmanın yanında da artık çeşit çeşit meyveler, sebzeler yetiştiriliyor bu topraklarda. Hani tarihçi Herodot'un dediği gibi Mısır, Nil'in bahşettiği, armağan ettiği coğrafya demiş Herodot. Gerçekten de Nil sularının bu çölleri böyle güzel sebze meyve bahçesine çevirmesi, Nil'in buradaki etkisini ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Burada fiyatlar gayet makul. Yani 46 pound'un, Mısır pound'unun ya da lirasının 1 dolar ettiği düşünülürse Türkiye'deki marketler gibi belki bazı ürünlerde daha ucuz. Ama kavun kokusu ortalığı kaplamış durumda. Bu nefis koku. Evet. Böyle Nil'den gelen bereket. Kayısılar, erikler, tropikal bitkiler de yetişiyor burada. Evet, rengarenk sebzeler burada. Evet, bizdeki mısır. Mısır isminin de Amerika'dan gelen bu bitkinin Mısır üzerinden, Mısır limanları üzerinden Türkiye'ye Osmanlı topraklarına geldiği için bu ismi aldığına dair internette ifadelere rastladım. Evet, patlıcan ve biberler gerçekten bayağı büyük. Şeftali, erik, üzüm, kayısı, kivi, karpuz dilimlemişler. Soğan, kırmızı ve beyaz soğanlar. Evet, bunlar da kavun ve karpuz, kabaklar.